Kızımda dikkat dağınıklığı var. Doktor ilaç verdi. Çocuğum ilacı kullanınca değişti. Allah korusun. İntihara dahi meyledebilirler. Ağır kimyasallar. İntihara dahi meylettirebilir. Teşebbüs ettirebilir. Haberiniz olmadan çocuğunuz intihar edebilir. Çok tehlikeli. Almanya'da bir genç yanıma geldi. Antidepresan kullanıyor. Diyor ki arada sırada bana geliyorlar. İntihar etmek istiyorum. Boğazıma urganı geçiriyorum. Aklıma çocuklarım geliyor. Vazgeçiyorum. Adam iyice kafayı sıyırmış. Balkona çıkıyorum diyor. İntihar teşebbüs etmek istiyorum. Çocuklarım gözümden vazgeçiyorum. Geliyorlar bana 2'de 1. Ne olacak benim bu halim? Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Sarıkantron, hiperitin, hiperforin gibi etken maddeler içerir. Bu beyni salgılamış olduğu serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin birçok hormonun salgılamasını artırır. Şimdi programın başına ne dedim? Sarımsak, soğan veya çam kabuğu ekstraktı dedim. Çam kabuğu ekstraktına ne denir? Pycnogenol. Bunlar NOS, nitrik oksit sentezlemesini artırır. Nitrik oksit sentezi, nitrik oksit beyinde her türlü iletişimi, vücutta her türlü iletişimi sağlar. İnternete girmişsin bir şak şak nasıl? Hızlı çalıştırır. Nitrik oksit. Erkeklerde nitrik oksit azalırsa tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, iktidarsızlık. Nitrik oksit azalmazsa sorunlar çıkar. Bayanlar, hamile bayanlar nitrik oksit azalırsa Allah korusun cenin gelişmeden doğar. Şimdi sarımsak ve soğanın birleşiminde ne var? Alin. Alin yani etken madde. Şurada göstereyim. Alin. Alinaz enzimler reaksiyona göre alisin ortaya çıkar. Alisin. Alisin nitrik oksitin sentezlenmesini sağlar, çoğalmasını sağlar. Kişi doğduğundan öleceği güne kadar yaşlandıkça vücudun salgılamış olduğu nitrik oksit yavaş yavaş azalır. Doğduğu günden 20 yaşına kadar %100'dür. Damarlar açık, hiçbir sorun yok. 30 yaşına gelince %80'e düşer nitrik oksit vücudun salgılamış olduğu. 40 yaşına gelince %50'ye düşer. 50 yaşına gelince %35'e düşer. 60 yaşına gelince %15'e düşer. Vücudun salgılamış olduğu nitrik oksit. Nitrik oksit çok sert bir serbest radikal ama artı veya eksi elektron yüklü değil. Yani herhangi bir yerden elektron çalma gibi bir lüksü yok. Sıfır. Diğer serbest radikaller gibi değil. Yani artı veya eksi değil. Nötr. Bu nedenle diğer serbest radikaller gibi tehlikeli değil. Bu hücreler arası haberleşmeyi sağlayan bir şebeke gibi çalışıyor. Beyinde hücreler arasında bilgi nakli yapıyor. Bilgi. Telefonlaşmayı sağlıyor. Haberleşmeyi sağlıyor. Erkeklerde azalırsa kalp, damar, şeker, tansiyon, iktidarsızlık. Bayanlarda azalırsa kısırlık vesaire vesaire. Ya sarımsak, soğan yiyeceksiniz ya da çam kabuğu ekstraktı Pycnogenol kullanacaksınız. Ben sarımsak, soğan yiyemem diyorsanız ben yerim. En azından akşam yerim. Siz yiyemezsiniz. Pycnogenol NOS nitrik oksit sentezlemesini artırır. Üçüncü bir şey yok.